Bugün İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü. Şimdi sizleri Topkapı Sarayı'na götüreceğiz. Bu özel günde A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını özel yayında ekranlarımıza taşıyacak. Evet, haber olarak çok özel bir yayına imza atıyoruz. Neredeyiz? İstanbul'da Topkapı Sarayı'ndayız. Tabii 29 Mayıs 1453 o kutlu zaferin, büyük zaferin üzerinden toplam 568 yıl geçti ve bizler de bu özel günde, bu anlamlı günde özel bir yayın gerçekleştiriyoruz. Milli Saraylar Genel Müdürü'ne öncelikli olarak çok çok teşekkür ediyoruz ve Topkapı Sarayı'nda Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kalan silahlarını, kılıçlarını göstereceğiz ki hakikaten bizler de oldukça heyecanlıyız. O kılıçları ilk kez ekranlarda sizlerle buluşturacağız. Topkapı Sarayı'nda neredeyiz? Silahlar bölümündeyiz ve geçmişten Osmanlı padişahlarının kullanmış olduğu silahları ekranlarınıza taşıyacağız ki bunların içinde en önemlisi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fetheden o büyük kumandanın kullanmış olduğu kılıçlar ki işlerinde bir tanesi var ki gerçekten sizler de izlediğiniz anda adeta tüyleriniz diken diken olacak. Bakın şu an silahlar bölümüne girdik. Tabii silahlar bölümüne girdiğimiz anda itibaren sağlı sollu olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan özellikle şu an 17. yüzyıldan yani 1600'lü yıllardan kalma silahları, baltaları görüyorsunuz, kamaları, yatağanları, hançerleri görüyorsunuz. Kameraman şefi arkadaşım İlhan Aydın sizlere gösteriyor. Şöyle ilerliyoruz yine burada da yine 1500'lü yıllardan bakın yine Kanuni Sultan Süleyman zamanından kalma kılıçları görüyorsunuz. Oldukça önemli parçalar burada sergileniyor. Tabii Osmanlı padişahlarının eserleri demiştik burada bulunduğumuz. Bu silahlar bölümünde sergileniyor ki çok özel bir bölüme gidiyoruz. Tabii günün anlam ve önemine uygun bir bölüme nereye geçiyoruz? Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını göstereceğiz ki aslında toplamda 5 adet kılıç var. Ancak bunların içinde bir tanesi var ki oldukça özel, oldukça önemli ve o bölüme doğru geçiyoruz. Ve bakın dikkat ederseniz pandemi dönemindeyiz. Hafta sonunda sadece turistler ziyaret edebiliyor ve turistler de şu an bulunduğumuz bölüme yoğun bir ilgi gösteriyorlar ki yine o dönemde Osmanlı padişahlarının kullanmış olduğu silahları, Osmanlı Yeniçerili'nin askerlerinin kullanmış olduğu kılıçları şu an görüyorsunuz ve işte o nadide bölüme geldik. 29 Mayıs 1453 tabi İslam tarihinde oldukça önemli bir gün. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek Peygamber Efendimiz'in hadisine mazhar olmuş büyük bir şanlı kumandan. Tabi Osmanlı padişahları İstanbul'u fethetmek için toplamda 33 kez İstanbul'da kuşatma gerçekleştirmişlerdi ki hatta Peygamber Efendimizin bir hadisi demiştik. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur hadisinde geçen bu büyük kahramanlık destanının yaşandığı gündeyiz. 29 Mayıs'tayız ve 29 Mayıs 1453'ün üzerinde toplam 568 yıl geçti ve hala o şanlı destan, o zafer konuşuluyor. Bir çağ kapatıp bir çağ açan bir zaferden bahsediyoruz. Orta çağ kapandı, yeni çağ açıldı ve doğru Roma İmparatorluğu, diğer adıyla Bizans İmparatorluğu'nun yok edildiği zafer. Tabii bulunduğumuz coğrafyada İstanbul'da gerçekleşmişti ve Fatih Sultan Mehmet tabii İstanbul'u fethi için 1451'de hazırlıklara başlamış ve bu doğrultuda dedesi Beyazıt'ın Anadolu Hisarı'nın hemen karşısında Rumeli Hisarı'nı yapmış ve bu doğrultuda bölgeyi, boğazları kontrol altına almıştı. Tabi Fatih Sultan Mehmet 1451'de hazırlıklara başlamış demiştik ama aslında 1453'te Edirne'de yola çıkmıştı 21 Mart'ta ve 21 Mart'ta yola çıkan Fatih Sultan Mehmet 2 Nisan'da Konstantinopolis'e yani İstanbul'a vardı ve 6 Nisan sabahı ilk saldırı gerçekleştirmişti. İşte Fatih Sultan Mehmet'in bu Edirne'de Ulu Cami'de hutbede elindeki kılıcı buydu.
Bakın çok özel bir yayın diyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in 125 santimetre uzunluğunda ve toplam 8 kilogram ağırlığındaki kılıcını kameraman şefi arkadaşım İlhan Aydın sizlere gösteriyor ki çok özel bir kılıçtan bahsediyoruz. Çok özel çünkü Fatih Sultan Mehmet için özel olarak üretilmişti. Çeliğe su verilerek aylarca süren bir çalışmayla yapılmıştı ki kılıcın kabzası Mors dişinden yapılmıştı. Ayrıca kalın, sırtlı ve hafif eğri namlusunda uca kadar uzanan enli bir kan oluğu bulunmaktadır. Ve onu da yine kameraman arkadaşım İlhan Aydın sizlere gösteriyor. Fatih'in üzerinde tabii şunu da söylemek istiyorum. Yazılar var tabii. Fatih'in Osman Gazi'ye kadar giden dedeleri zikredilerek Fatih'in künyesi de kılıcın üzerine yazıldı, işlendi. Tabii savaş ekipmanları konusunda oldukça titiz bir padişahtı Fatih Sultan Mehmet ve sanat eseri gibi bir kılıca sahipti. İşte o kılıcı şu an görüyorsunuz. Türk kılıç tarihinin en önemli eserlerinden bir tanesi Fatih'in kullanmış olduğu bu kılıçtı ki 8 kilogram diyoruz. Bakın 8 kilogramlık bir kılıç aslında o dönemde padişahlarımız başta olmak üzere Osmanlı Yeniçerilerinin ne kadar heybetli ve ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne sermesi açısından çok çarpıcı bir örnek. 8 kilogram ağırlığındaki bir kılıç ve savaş sırasında, cenk sırasında kullanılan kılıçtan bahsediyoruz ki sadece padişahlar değil, o dönemde Osmanlı Yeniçerileri de bu ağırlıkta kılıçlarla düşmanları bozguna uğratıyorlardı, yok ediyorlardı. Tabii kılıç bağımsızlık ve gücün sembolü. Demircilikte de usta atalarımız kılıç yapımında Batı'yı geride bıraktılar. Tasarım ve kullanılan malzemelerle kurduğumuz devletlerin yükselmesinde de yine kılıcın çok büyük bir rolü vardı ki Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs sabahı "Ey Konstantiniye, ya sen beni alırsın ya ben seni alırım" diyerek çıktığı yolu zaferle taşlandırdığı gün 29 Mayıs ve işte o kılıç eline aldığı o kılıç burada sergileniyor. Topkapı Sarayı'nda silahlar bölümünde sergileniyor ki şimdi size tabii dikkat ederseniz kılıcın üzerinde bir dua yazıyor. Sultana güç ve kuvvet vermesi için kılıç ustasının yazmış olduğu ben o duayı sizler kameraman şef arkadaşım İlhan Aydın'ın görüntüleri izlerken okumak istiyorum. Kılıcın üzerinde yazan dua aynen şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Hak dinin bağlarını parıltılı ve açık harfli ayetlerle ve keskin ve parlak kılıçlarla güçlendiren Yüce Allah'a hamdolsun. Salat ve selam en güzel fasih sözlerle vasfedilen Hazreti Muhammed ve Ehli Beytine olsun. Allah'ım dinin erkanlarını yüceltmek için mücadele eden gazi ve mücahitlerin sultanı, cihat için çekilen keskin kılıç olan Sultan Murat Han'ın oğlu Mehmet Han'a güç kuvvet ver ve kılıcının kınını şeriat düşmanlarının boynunda, kaleminin mürekkebini de alem Rabbinin inayetinde eyle. O Sultan Osman Han'ın oğlu, Orhan Han'ın oğlu, Murat Han'ın oğlu, Beyazıt Han'ın oğlu, Mehmet Han'ın oğlu, Murat Han'ın oğlu Mehmet Han'dır. Allah onların mezarlarının toprağını gazilerinin kılıçlarından akan saf su ile sulasın ve kılıçların gölgesi altında olan cenneti de mekanları eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Tabi bizler de amin diyoruz. Milyonlarca kez amin diyoruz ki Fatih Sultan Mehmet'in burada sadece bir kılıcı yok ki, en önemli kılıcı bu ama yan tarafta diğer kılıçlar da yer alıyor. Toplamda 5 kılıçtan bahsediyoruz. İşte diğer 4 kılıç da burada sergileniyor ki bunlardan en dikkat çekici hemen elimle göstermiş olduğum kılıç ve kılıcın dikkat ederseniz 3 yönünün keskin olduğunu, yani 3 ağızlı, 3 keskin tarafı olan bir kılıç olduğunu belirtebiliriz ki tabi bu kılıç diğer kılıca göre, göstermiş olduğum ilk kılıca göre daha hafif ve bu şekilde Fatih Sultan Mehmet Han'ın Topkapı Sarayı'nda silahlar bölümünde toplam 5 kılıcı sergileniyor. Bizler A Haber olarak çok özel bir yayına imza attık ve Topkapı Sarayı'nda Fatih Sultan Mehmet Han'ın, İstanbul'un Fatih'i olan, Peygamber Efendimiz'in hadisine mazhar olan o şanlı komutanın şu an silahlarının sergilendiği bölümdeyiz ve bizler de inanın şu an silahlara bakarken tüylerimiz diken diken oluyor. Evet, peygamber övgüsüne mazhar olmuş bir padişah, kumandan, bilgin, düşünür, alim ve filozof, İstanbul'un fethi kutlu ve daim olsun.
Allah bu millete nice Yavuzlar ve Fatihler nasip eylesin diyelim. Evet, çok özel yayınımızı burada tamamlıyoruz. Osmanlı'nın 7. Padişahı Sultan Mehmed'in Fatih unvanını almasına sebep olan bu olayın, İstanbul'un fethinin kahramanlarını tekrar bizler de yad ediyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz ve sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.